Merhaba buralar bir videoda daha birlikteyiz. Meta Quest 3'ümüzde PlayStation 5'imiz oynayacağız. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Aslında bunun yöntemi var. Side Quest kullanarak bunu yapacağız. Peki bunu nasıl yapacağımızı çok basit ve aşamalı bir şekilde anlatacağım. Biliyorsunuz çok uzun videoları sevmiyorum. Lafı gevelemeyi de sevmiyorum. Olabildiğince basit ve hızlı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Umarım yararlı bir video olur. PC VR'da en çok sevdiğim oynanan bir tanesi. Yani VR oynamasam bile gözlüğü takıp bir sinema ortamı gibi ya da büyük ekran oynamak zevkine kovuşmak benim hoşuma gidiyordu. Yani. PC VR 2'de özellikle gözlüğümü takıyordum ekranı bilgisayarı yani televizyonu açmada çok net bir şekilde çok güzel bir şekilde büyük ekranda oynayabiliyordum. Hatta bizimken yani normal televizyonda farklı bir şey izlerken de ben PlayStation'ımı açıyor ve gözlüğümü takıyordum. Aynı anda gözlüğümle oyun oynayabiliyordum. Şimdi peki bunu nasıl yapabilirim? Meta Quest 3'tü bu, bu şekilde kullanabilir miyim? Evet kullanabiliriz ancak Meta Quest 3'e uygulama yüklememiz gerekiyor. Bu uygulamada PC App olan uygulamamız yani paylaşım iki tane uygulama mevcut. Bunlar normalde herhangi bir tablete ya da bilgisayardan PC 5'imizi oynamaya yarayan app olup biz bu app'leri MetaQuest 3'ümüze yükleyeceğiz ve aynı şekilde tablet gibi MetaQuest 3'ümüzle uzaktan bağlantı yaparak ekran görüntüsünü gözlüğümüzü alabileceğiz. Ancak ilk kullanacağımız yani bu app'leri yükleyebilmemiz için MetaQuest 3'ümüze SiteQuest'i yüklememiz gerekiyor. Site Quest nasıl yükleniyor? Normalde ben bunu bir tane videomda anlatmıştım. O videonun linkini de koyuyorum. Ama o videomdaki o Site Quest yükleme kısmını buraya da entegre ediyorum. Eğer Meta Quest 3'ünüzde Site Quest yüklüyse bu kısmı atlayın. Ama eğer yüklü değilse Öncelikle site köşesi yükleyin ve videodaki adım kademe kademe yapın. Çok uzun sürmeyecek inanın. Video da çok uzun sürmeyecektir. Kesinlikle çok kolay ve yapacaksınız. Haydi bakalım videomuza geçelim. Şimdi site köyesini nasıl yükleyeceğiz? Önceki videomdan parçaları buraya direkt koyuyorum. Yani bu site köşesi yüklemeyi gösteriyorum burada. Ana sayfa açarak uygulamaya bir giriş atıyoruz. Bu da kullanıcı adımızı gireceğiz ama öncelikle yapmamız gereken şöyle bir durum var. İki faktörlü kimlik doğraması açmanız gerekiyor. Yoksa bir geliştirici olamıyorsunuz. Yani biz cep telefonuna bir bağlantı kurmanızı istiyor. Yani iki tane faktörlü bir kurulumu açmanız gerekiyor. Bunu açtıktan sonra aşağıda vereceğim link var. Bunu açıksa eğer bu kısmı yapmanıza gerek yok. Ayarlarınıza girip buradan iki faktör açmanıza gerek yok. Zaten açıksa. Direkt altta belirtmiş olduğum linke tıklayarak developer kısmına gideceğiz. Yani web browser'ımızın developer.okulus.com adresini gireceğiz. Bu adresi girdikten sonra organizasyonunuzu seçin şeklinde bir uyarı gelmekte. Burada bir organizasyon seçeceğiz. Yani biz bir firma gibi bir şirketiz ya da bu şirket kuruyoruz gibi ya yani da bu şirketin ya da bir geliştiricisiyiz bu ile girişi yapıyorum. Oraya açıklama yapıyorum. Uygulamayı anladım diyorum. Bunu kabul ettikten sonra size geliştirici modunu açıyor. Burada hiçbir şey yapmanıza gerek yok. İlk aşamamızı bitirmiş olduk. Şimdi ikinci aşamamıza geçiyoruz. İkinci aşamamızda bir driver indirmemiz gerekiyor. Bu Oculus'un kendi driver. Bunu da yine aşağıda linkte vereceğim size. Ya da web browser'ınızı yine yazabilirsiniz. Oculus ADB driver indirmemiz gerekiyor. Oculus ADB driver indiriyoruz. İndirdikten sonra dosyayı zip dosyası halinde çıkıyor. Bu da zip dosyasından çıkartıyoruz. Zip dosyasından çıkarttıktan sonra Android Win USB'yi sağ tıklıyoruz ve yükle diyoruz. Bu kadar basit. Bunu da yüklüyoruz ve bitiriyoruz. Üçüncü aşamamıza geliyoruz. Üçüncü aşamada telefonumuzla. Öncelikle telefonumuzda MetaQuest uygulamasının yükle olması gerekiyor. MetaQuest uygulamasını yükledikten sonra bu uygulamayla gözlüğümüzü bağlantısını kuruyoruz. Kablosuz bir şekilde bağlantıyı kuruyor. Çok basit. Bunun bu kısmı göstermedim. Gözlükle bağlantıyı kurduktan sonra ekranda gördüğünüz bir ekran çıkacak. Oradan hemen alt kısımda olan başlık ayarlarını tıklıyoruz. Başlık ayarlarını tıkladıktan sonra dördüncü sırada bulunan geliştirici modu kısmına tıklayacağız. Ve oradan çıkan tiki işaretleyeceğiz. Bu da bitti. Üçüncü aşamada bitti. Bu kadar basitti. Sadece bunu telefonunuzla bir bağlantı kurdunuz ve Quest'in geliştirici modunu aktif hale getirdiniz. Peki bundan sonra ne yapıyoruz? Gözlüğümüzü USB ile yani kaliteli bir USB ile bilgisayarımıza bağlıyoruz. Kaliteli USB dediğim yani son model zaten USB'nin Type C girişlerinin çoğu bağlantı hızları iyidir. Bağlantı hızı yüksek olan bir kablo kullanmanızı öneriyorum. Bu kabloyu taktıktan sonra bağlantıyı önce gözlüğünüze takıyorsunuz, gözlüğünü taktıktan sonra bilgisayarınıza bağlıyorsunuz ve taktıktan sonra size bir uyarı çıkıyor. Gözlüğünüzü açıp gözlüğünüze taktığınız zaman bir uyarı çıkıyor. Çıkan uyarı da USB hata ekleme aktif edilsin mi diye soruyor. Biz bunu devamlı devamlı her taktığınızı sormaması için altta bulunan bu bilgisayarda güven seçeneği var. Alttaki USB yani bu bilgisayarı güven seçeneği işaretlersiniz bir daha da bu uyarı çıkmaz. Bu kadar işin büyük bir kısmı atlatırdı ve son aşamaya geldik e, site Quest'i artık bilgisayarımızı yükleyeceğiz ve bilgisayarımız yükledikten sonra da site Quest'i çalıştıracağız. Google'a site Quest VR yazıyoruz. Zaten yazar yazma size siteyi gösterecek. Açtığımız bu sitede ki linkini de yine koydum ben aşağıya site Quest'ten de bir hesap açıp bu hesapla giriş yapıyoruz. Site Quest'i yüklüyoruz. Siteye geçtikten sonra Geç Site Quiz diyoruz. Advanced Installer diyoruz. Ve uygulamayı buradan indiriyoruz. Ben Advantage olanı indirdim. Hangi fark etmiyor. Yani diğerini indirince de çok bir şey değişmiyor. Ama ben yine de gelişmiş olanı indirdim. Gelişmiş olanı zaten burada ne yapmamız gerektiğini aslında burada İngilizce olarak da belirtiyor size. Yani önce şunu kullan şunu kullan şunu kullan Windows demin anlattığım tüm prosedürleri burada da anlatıyor. Biz bunları geçiyoruz. Uygulamayı indirdik. Uygulamayı indirdikten sonra açıyorum. Hesap açabilirsiniz. Buradan da bir hesap açıyorsunuz. Buradan da giriş yapıyoruz. Bu nokta gözümüzü takmamızı gerek yok. Eğer bu bağlantıları yaptıysak, site kuyusu açtıktan kısa sol tarafta "Not detected" diyor. Yani şu an benim gözlüğümü algılamadı daha. Tekrar gözüm içine baktım. "Eğer kabul etmiş miyim?" diye. Evet, kabul etmemişim. O yüzden tekrar koble edince bağlantıyı gördü. Burada tekrar USB'nizi çıkartıp tekrar gözlüğünü takmak zorunda kalabilirsiniz ya da tekrar bir yeniden başlat da diyebilirsiniz yükleme yaptıktan sonra ki bu daha iyi olacaktır. Ama genellikle yapmadan da bir şekilde görüyor sol üst kısımda şarj durumunu gösteriyor. Oculus Quest 3 şeklinde yazarak bağlantı olduğunu onayladı. Peki bundan sonra ne yapıyoruz? Şimdi saat yüklediğimize göre artık istediğimiz epi yani uygulamayı biz Meta Quest 3'ümüze yükleyebileceğiz. Tabi burada biz PlayStation'ımızı kullanabileceğimiz, PS5'imizi PlayStation kullanacağımız iki uygulama var. Bu iki uygulamayı indirmemiz gerekiyor. Peki bu uygulamayı iki uygulamayı nasıl indirebiliriz? Bunu hemen bilgisayarımızdan ben size gösteriyorum. Normalde e, direkt Google Play açtığınız zaman direkt uygulamayı tabletinize ya da bilgisayarınıza, telefonunuza yüklemek isteyecektir. Şimdi bu aşama, biz bunu buradan yapmayacağımız için bu app'i indirmemiz gerekiyor. Peki o app'i direkt bilgisayara nasıl indirebileceğiz? İlk yapmamız gereken aşama bu. Peki burada ne yapacağız? Öncelikle app'leri indirmemiz gerekiyor Topiçtik. Peki app'leri nasıl indiririz? Önce Google'a PlayStation, mesela PC Remote Play Google Store diye arattığım zaman Google'da arattıktan sonra size Google Play linki çıkıyor yukarıda. Bunu tıklayınca burası açıyor. buradan indiremezsiniz. Niye indiremezsiniz? Çünkü burayı tıkladığınız anda işte size ki e, tableti indir, buraya indir, şuraya indir, buraya indiremem diyecek. Şimdi biz bunun linkini alacağız. Şu indirme linkini. Kopyalayacağız. CTRL-C C dersiniz ya da sağ tıkla kopyala dersiniz. Ondan sonra PlayStation app'in yani PlayStation app dediğim bir indirme sitesi var. Bunu da Google'a APK Combo diye aratın. Bunu da linkini aşağıdan vereceğim size. Koyacağım. Bunu açtıktan sonra şu arama kısmına bunu yapıştırıp ara dediğiniz zaman Remote Play burada direkt karşınıza çıkacak. Ve indir APK'ye tıklayacağım. Indirmeyecek Hemen sağda indirme butonu olduğu yer var. Buraya tıkladığınız anda otomatikman indirme işlemi başlıyor. İki tane uygulama dedim. Birisi PC Remote Play. ikincisi PC App diyelim. Google Play diyelim. Bakın PC App diye arattığım zaman buradan çıktı. İşte diğer uygulamamız da bu olacak. Bunu indiriyoruz. Nasıl? Yine başka bir cihazda yükle şeklinde bir seçeneğe çıktı. Biz bunun linkini aldık. Demin PIS, APK combo sitesine gittik. Buraya arama kısmına yapıştırdım. Ara dedim. Komutu verdim. indir dedim. Ve buradan indirme tuşuna bastım. İki uygulamayı da indirmiş olduk. Son sürüm uygulamayı indirmiş olduk. Şimdi saat Quest'i yüklemiştik. Saat Quest aracılığıyla bunları gözlüğümüze atacağız. Bu uygulamayı gözlüğümüze atacağız. Hemen ona geçiyoruz. Meta Questimiz aldık. Buradan açıyorum kablo aracıyla bağlıyoruz bakayım uygulama bir şey sordu mu <laughs> site qs'imiz açıyorum araba kısmına hemen geleyim site qs diyelim üstte connection olması lazım. Yani bağlantıdan gördü ve evet bakın Oculus Quest 3'ü gördü. Şarjımız da %100'müş. Bu da güzel. Şimdi burada uygulama yükleme kısmına geleceğiz. Bakın direkt install apk file from folder copy yani bilgisayarımızı yükleyeceğiz. Tıklıyoruz. Buradan indirenlere geliyorum. En son indirdiklerimi tıklıyorum. Installing diyor. Evet yaptı. Bağlantıyı yükledi. Bir daha tıklıyorum. Bu sualde PlayStation App'i indiriyorum. Evet. İkisini de yükledi. Şu an ikisini de yüklemesi tamam. Şimdi gözlüğümüze takıp gözlüğümüzden yapacağımız işlemleri göstereceğim size. Buradan kütüphaneyi açtım. Gördüğünüz gibi uygulamalar burada duruyor ama daha önceden de bildiğiniz gibi saat QS'i yüklediğimiz saat QS'ten yüklediğimiz uygulamalar burada gözükmüyor. Biz bunu tümü dediğimiz kısmı tıklayıp altta bilinmeyen kaynaklar ona tıklayacağız. Bakın bilinmeyen kaynaklar çıktı. Ve son yüklediğimiz iki tane ben de daha önce birkaç oyun yüklemiştim. Bedava oyun nasıl yüklenir diye bir videomuz da var. O videoda zaten aslında saat köyüsü orada anlatmıştım. Oradan çektim buraya koydum. Buradan da PC app'i tıklıyorum. Bakın uygulama açıldı. Giriş yapıyorum. Önce PlayStation app'ten girişimizi yapacağız. Evet bende iki tane PlayStation var. Daha arkadaşımın PlayStation 5'i. Ee, bir PlayStation kardeşliğimiz mevcut. Bir ikisini de görebiliyorum o yüzden burada. Bu en üsttekine ben hatırlıcı olsun diye MRT yazdım. Murat'ın MRT'sini koydum. Onayla diyorum. Evet. Promosyon teklifler ver. Son değil arkasına. Başarılı. Uygulama yüklendi ve başarılı. Şu an bir sıkıntımız yok. Bunu kapatıyorum. Şimdi tekrar geliyorum. Bilinmeyen kaynaklar. Bu su var. Uzak bağlantı uygulamasını yüklüyorum. PSN'e giriş yap diyorum. Şimdi diğer tarafta giriş yaptığımız için direkt buraya da bağlantıyı kurdu. Bunda eşleştirme yapabilmek için biliyorsunuzdur da yine belirteyim söyleyeyim dedim. Orta tuşla buradaki paylaşım tuşu aynı anda basılı tutarsanız ışığı yanıp sönmeye başlar. Yanıp sönmeye başladığı zaman Bluetooth ayarlardan gözükecektir. Yeni cihaz eşle diyorum. Şimdi şöyle bir şey var. PlayStation 5'imizi diğer kolumu alıyorum. PlayStation 5'imizde bu bağlantıyı sağlamak için yapacağımız ayar var. Hemen orayı gösteriyorum. Onu da şöyle göstereceğim. Kamerayı alacağım. Kameradan göstereceğim. Zoom'u kendim yapayım. Buradan da sistem uzaktan oynatma. şurada numara çıktı. Şimdi bu numarayı gözlüğümüze gireceğiz. PC 5'imizi tıkladık. Evet. Yes. Burada bağlantı oldu. Bağlantımızı yapmış olduk. Şimdi burada şöyle bir durum oldu. Bu, bu çocuk kadar kaldı. Yani burada mesafeyi değiştir kısmı tıklayıp burada bunu tutup kendimiz için büyük 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 altı kaç ekran oldu. Bu şekilde ayarlayabileceğiz. Şunu da indirdim. Uhu. -huh. Bağlantı koptu. Ha bağlantı kopartıyor. Niye kopartıyor? Büyük ihtimalle kayıt aldığım için bağlantıyı da kopartıyor olabilir. Ya da ağda bir sorun yaşıyor olabilirim. Yani normalde yaşamam lazım ama. Evet. Koca bir ekran beni bekliyor. Ve ben ne yapacağım bu ekranda? Hemen bir gel bro. Evet. Futbolu açıyorum. FC24. Yani bu sene çok önem veremedim. Geçen sene çok bayağı bir ultimate ettiğimde falan iyi yerlere gelmiştim. Ya bu sene artık çok fazla oynamadım. Daha doğrusu vakitim olmalı çünkü gözlükle daha fazla oyun oynadım. Daha çok seçeneklerim oldu. Şimdi bununla burası bu sefer bir futbol maçımızı değerlendirelim bakalım. <laughs> PC 5'imizi MetaQuest 3'ümüzde oynayabildik. Peki bununla ilgili bir değerlendirme yapmam gerekirse iyi mi kötü mü olur mu olmaz mı diye bir soracak olursanız Şöyle söyleyeyim. Eğer online boy oynayacaksınız. E, bağlantıda kopma yaşanıyor. Ekran görüntüsü gelmiyor. Sorunlar olabiliyor. Yani futbola girdim ve futbolda FC'ye girdim ve FC'de bağlantım koptu. Görüntü geç geldi. Sorunlar yaşadım. Yani olmadı. Ha internetim kötü mü diye sorarsınız. Ya yani 200 megabit internetim var. Ya bence bayağı iyi. Yani idare eder en azından. Tabii bir 1000 megabit değil ama bağlantının kopmaması gerektiren bir boyutlarda olduğunu düşünüyorum. Ama yine de bir sorun yaşadım. Yani bunu online bir oyun oynayamadım. Ama diğer açıdan gelirsek online oyun oynamayacaksınız. Mesela direkt Astro'yu oynadım. Ben PlayStation 5'in oyunu olan Astro'yu oynadım. E bu oyunda da hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ekran kalitesinde de, bir sıkıntı yaşamadım. Görüntüde problem yaşamadım. Çok güzel görüntümü aldım. Büyük ekranda oyunumu oynayabildim. Hangi bir sorunla karşılaşmadım. Ama şöyle bir şey oldu. Normalde biliyorsunuz astro oyunu özellikle kolda farklı seslerin gelmesi işte kolun farklı titreşimleri falan da daha iyi olan bir oyun. Yani bu uzaktan bağlantı yaptığım zaman tam özelliklerini kullanamadım. Tabii ki de dokunmatiği falan çalışıyor, problemlerine çalışıyor ama titreşim ve geri bildirim ve ses verme kısımlarında yoktu. Yani ses gelmiyordu. O normalde koldan da ses gelir. Bu tarz şeyler gelmedi. Ama onun haricinde film izlemek, Netflix izlemek, oyun oynamak yani çok keyifli büyük ekranda oynuyorsunuz, büyük ekranda izliyorsunuz. Ha şu da var. PlayStation 5 Netflix'i kullanacak mıyım? Hayır, zaten Meta Quest 3'ümüzün de içinde Netflix'imiz var Hani Eğer bunları izleyeceksem ya da YouTube'um var. İzleyeceksem PlayStation 5 bağlılığının pek anlamı yok. Yani direkt oradan da izleyebilirim. Ama buradan hani film izleyeceksiniz? Bunu kullanmayın. Yani çok da gereği yok. Bu parayı. Ama oyun oynayacaksanız ve oyunları da PlayStation oyunlarını da online oynamayacaksınız. Normal bir şekilde oynayacaksınız. Story oynayacaksınız. Kesinlikle bu gözlüğü takarak büyük ekran keyfini varabilirsiniz. Bir artısı buydu. Eksisi de buydu. Peki bir eksi noktaya daha değineyim. Hangisi? Gözlüğü çıkarttığım zaman direkt bağlantı kopuyor. İyi yerine ne? Tek tuşa basıyorum. Bağlantı tekrar hemen geliyor. Yani uzun bir bağlantı şey yok. Bir kere bağlanmanız yeterli oluyor. O, o artısı bu da eksisi. hoşunuza gider mi? Ben normalde kullanır mıyım? Kullanırım büyük ihtimal. Yani takarım ve oyunumu oynarım. Kendi dediğim gibi story. Ama FC oynayacaksam, Ultimate'e gireceksem tabii ki de bunu kullanmam lazım. Çünkü muazzam derece bir ekran takılması oldu. Ekran takılması lazım. Oyun içinde giderken bir kısımda Adam golü attı. Ben hiçbir şey yapamadım yani. Bağlantım direkt durdu. ve burada kullanmayacağım bir şey. Peki şöyle bir şey var. Niye bu MetaQuest 3'te bu uygulamayı direkt kendi alanında bulup da yani kendi sorundan indiremiyoruz? Ya evet bir hala firmalar kendi alanında bir tabii ki de mutlaka rekabet olacaktır ama bir anlaşmazlıktır hala devam ediyor. Yani ya arkadaşım kurun işte birleşin bazı şeylerde yani bu uygulamayı da verin bize. Bu uygulamayı ben bu şekilde işte saat köyes yükleyeyim şunu yükleyeyim bunu yükleyeyim ya beni zora koşma. Beni bir şekilde Quest'imin hemen direkt e, Quest 3'üme Store kısmından PC App'i ekleyeyim. Çok daha stabil çalışan, muhakkak daha stabil çalışacağını düşünüyorum. Tabii ki de ona göre yapılacağı için. Meta Quest'e göre yapılacağı için. Ya bununla uğraşmadan direkt yükleyebileyim. ve tabii başka firma olmaları, firmaların kendi aralarında rekabetin olması. Bunlar artı noktalar, farklı noktalar. Yani artı demeyeyim yani bunlar kendi aralarındaki noktalar. Zamanla çözülecektir. Belki de olacaktır ama olmaması yani store içinde bu uygulamanın olmaması kötü ha bu yüklediğim anlattığım uygulamalarda hepsinde yani bu anlattığım uygulama yöntemlerini birçok yani yüzü 90'ın diyeyim birçok telefon ya da e, tablet uygulamasının bu şekilde metokliz üçümüzü yükleyebiliyoruz çok mı stabil çalışıyor yani birçok stabil çalışmıyor yani ama yani şu da var, metakoyesinde güzellikleri var. Dediğim gibi o küçük bir nüans vardı. Ben bunu bulana kadar canım çıktı. Hani canım çıktı. Küçük ekranda hani evet yüklüyorsun, ediyorsun ama ekran boyutu dikdörtgen bir telefon boyutunda bir app geliyor karşınıza. E bunu büyütebilmek için işte o alttaki tuşa tıklamamız ve bunu istediğimiz boyuta aktarabilmemiz on numara bir şey. Bunu da yani birçok yerde göremeyebilirsiniz. Hatta bunu belki bunu nasıl yapıldığı ile ilgili küçük bir e, ee, short videosunu koyarım. Hani belki kolay olur. Birçok insan arkadaşımızı bulmak için rahatlıkla buradan tıklayarak yapabilir. Hani bunu yapmayı düşünüyorum. Bir short videosu koyarım. Hızlı bir şekilde ulaşmış olur bu konuya. Anlatabildiysem ne mutlu bana. Beni takip etmeye, izlemeye devam edin. Beğenmeye devam edin. Elimden geldiğince de yardımcı olmaya çalışacağım. Birçok sorular oluyor. Sorular olabildiğince cevaplamaya çalışıyorum. Yorumlarda elimden geldiğince size anlatmaya da çalışıyorum. Ne, ne yapabilirsiniz, ne edebilirsiniz diye. Ha, bazen gecikiyor, bazen gecikmiyor. Affedin artık ne diyeyim yani. Bu kadar yetişebiliyorum. Çünkü normal bir sosyal hayatımız da var. Hani bunu ben bir mesleki olarak yapmıyorum. Sadece zevkine ve sizinle birlikte bir şeyler paylaşabilmek, bir şeyler yapabilmek adına yapıyorum. Yani bu paylaşımı bulunmak da bana mutluluk veriyor, zevk veriyor. Yani bir şey anlatıyorum size ve bu da yararlı bir şey olduğunu düşünüyorum. Teknoloji konusudur zaten en sevdiğim ve hayatımın, benim hayatımı çevrilen bir konu. Umarım yararlı olmuştur. Çok geveledim yine. Görüşmek üzere.